12 gün geçti seçimin üzerinden ama İstanbul'un kazananı bu haftada belli olmadı. Seçimi kimin kazandığının açıklanması için gözler YSK'da ancak düğüm hala çözülemedi. Gözler YSK'daki gözlerde Maltepe'de sayılan sandıklarda. Yüksek Seçim Kurulu Büyükçekmece ve İstanbul görüşmelerine Maltepe'deki sayım bitene kadar ara verdi. Ara verilmesi kararına ilk tepki CHP'den geldi. CHP sözcüsü sert konuştu ve günlerdir suskun olan Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım da dün akşam bozdu sessizliğini. Yıldırım susuyorsan bir nedeni var dedi, YSK'yı işaret etti. Tarihi bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte sorumluluk sahibi olan herkes tarihe nasıl geçmek istiyorsa öyle davranmalıdır. YSK'nın Büyükçekmece kararının yankıları sürüyor. Görüşmeyi olağan dışı bir biçimde sürekli olarak ertelemesi soru işaretlerine neden olmaktadır. Tedirginlik yaratmaktadır. İstanbul'u kim kazandı sorusunun cevabı AK Parti tarafından yapılan itirazlar YSK tarafından incelendiğinde belli olacak. Büyükçekmece sonuçları içinse AK Parti kararın ertelenmesi talebinde bulundu. Nikahtan sonra yapılacak olan itirazlar oyun bozanlıktır, mızıkçılıktır. Maltepe'de oy sayımlarının ardından AK Parti İstanbul'un genelinde seçimin yenilenmesi için YSK'ya olağanüstü başvuru yapmaya hazırlanıyor. Peki Maltepe'de durum ne? Sayım Maltepe'deki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Salonda 1089 sandık var. 12 masada 60 kişi oyları sayıyor. Daha %50'si sayıldı ve her bir sandık 40 dakikada sayılabiliyor. Yani sandıkların tümünün sayılması 2 günü bulacak. Yani Maltepe'deki sayım ne zaman biterse İstanbul'da kimin kazandığı o zaman karara bağlanacak. Süreç devam ederken bir yandan Ekrem İmamoğlu'nun sözleri, bir yandan CHP'den gelen peşi sıra açıklamalar akıllara hep Binali Yıldırım'ı getirdi. Günlerdir konuşmuyordu. Suskunluğunu sosyal medya hesabında bozdu. Son günlerde seçim süreciyle ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci partim ve yetkili kurumlarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır. Nokta. Saygılarımla. Gözlerin çevrildiği Yüksek Seçim Kurulu'ndaysa büyük bir sessizlik hakim. YSK Başkanı Sadi Güven bugün öğle saatlerinde binadan çıktı. Ancak açıklama yapmadı. Ama bugün de seçimlerle ilgili YSK'dan farklı kararlar çıktı. Denizli'nin Hozan ilçesinde kısıtlı seçmenlerin oy kullanması nedeniyle seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Hozan'da CHP'li aday Yüksel Kepenek önce 8 oy farkla, yapılan itirazlar sonunda 1 oy farkla seçimi kazanmıştı. Hozan'da seçmen 2 Haziran'da bir kez daha sandık başına gidecek. YSK'nın bir diğer kararı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesiyle ilgili. Yarışı önde bitiren HDP'nin adayı Zeyyat Ceylan'ın KHK'lı olması nedeniyle mazbata verilmedi. Mazbata seçim yarışını ikinci sırada bitiren AK Parti adayı Hüseyin Beyoğlu'na verilecek. Van'ın Merkez Tuşba ilçesinde seçimi kazanan ve KHK ile ihraç edilen HDP'li adayın yerine de mazbata AK Partili aday Salih Akman'a verildi.